Herkese merhaba. Niye ben yayına başlıyorum? Çünkü bugün gene çift moderatörlü bir yayın yapacağız. İlk önce ben Remzi abiye, Remzi üstadımıza soracağım. Sonra da kendisinin sıkıştıran, terleten sorularını kabul edeceğim. Remzi abi nasılsın? Bayağıdır birlikte değiliz. Çok teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim abi. Seni diğer yayınlardan, televizyonlardan takip ediyorum. Beni bu ara çok aksattın. Ama bugün inatla telefon ettim. Dayanamadım ve geldin abi. Hoş geldin. Vallahi o kadar yoğundum ki hocam bir tıraş bile olamadım. Onun için izleyicilerimizden özür diliyorum. Ama burada bizim sözlerimiz önemli. Kendimizin bir anlamı yok. Aldığımız kulis bilgileri, eğitici bilgiler bunlar bana göre çok daha önemli. Remzi abi, Nostradamus olma yolunda koşar adımlarla gidiyorsun. İlk önce bu yüzden seni tebrik ediyorum. Karıncalar TV izleyicileri bir şeye çok alıştılar. Kulis bilgilerine. Kulisten daha da önemlisi gerçeklerin net bir şekilde söylenmesine çok alıştılar. Remzi abi seçim sattım haline girdik. 4 tane önemli konumuz var. Dolar, faiz, altın, borsa. Ama ben ilk önce sana doları sormak istiyorum. Dolar ne olur seçim öncesi ve seçim sonrası? İkincisi de faizi sormak istiyorum. Seçim öncesi bir sürprizle karşılaşır mıyız? Seçim sonrası ne olur? Buyur Remzi abi. Hocam öncelikle burada bir kehanet yok, onu belirteyim. Sadece kulis bilgileri, bir tecrübeli bir gazeteci olarak haber kaynağına ulaşmak ve en önemlisi işte bizim seninle uzun süredir yapmaya çalıştığımız, bu konuda verdiğimiz mücadele, emek veriyoruz. Finansal okuryazarlığın işaretlerle öğretilmeye, adeta işaret dilini öğretiyoruz biz burada değerli izleyicilerimize. Çünkü sen de biliyorsun ki ekonomide aslında her gelişmenin önceden bir işareti vardır. İşte döviz krizinin, faiz krizi ve daha birçok konularda bunun öncü göstergeleri vardır. Biz aynı zamanda onları da gösteriyoruz. Bu açıklamayı yaptıktan sonra hemen dolar tarafına geleyim hocam. Şimdi dolar tarafında aslında ben geçen hafta Tele1'de yaptığımız bir yayında çok enteresan bir iddiada bulundum. Çünkü orada ciddi anlamda döviz büfelerinde bir dolara talep vardı. Hatta öyle bir talep vardı ki insanlar uzun bir kuyruklar oluşturmuşlardı. Herkes doların 50 lira, 60 lira, hatta 70 lira. İnanmayacaksın ama 80'e kadar giden vardı hocam. Ben orada şu uyarıyı yaptım. Bakın Türkiye'de evet Türk lirası değerli. Bu bir gerçek. Çünkü Merkez Bankası enflasyonun altında bir artışa izin veriyor. Ancak şu anda 40 lira, 50 lira olabilecek bir gelişme yok. Bunu ısrarla ve ısrarla söyledim. Peki insanlar neden döviz bürolarına koştu hocam? Türk lirasına. Aslında orada bir açıklama yapmak istiyorum. İnsanlar dolara koşmuyor. İnsanlar doları, Türk lirasını terk ediyor, kaçıyor. Türk lirasından bir kaçışın yoludur bu. Bunu çok iyi anlatmak lazım. Yoksa ortada bir doların kerameti yok. Sadece kendi para birimine güvenmiyor. O para birimini hızla terk etmeye çalışıyor. Hocam bir şey dikkatimi çekti. Orada ki haklı da çıktım. Dolar alanların profiline baktığınız zaman hocam elinde işte 3000 lirası, 4000 lirası olan maaşını alan, bu çok tehlikeli bir bu arada bir davranış şekli. Yani 100 dolar, 150 dolar, 50 dolar alan insanlar vardı kuyrukta hocam. Yani işte bu en büyük işarettir. Bunu da aynı zamanda burada izleyicilerimize de anlatalım, finansal okuyoruz. Bu evet hem tehlikelidir hem tehlikesizdir hocam. Neden tehlikelidir? İnsanların bir anda böyle 10 milyon insanın 50 dolar, 100 dolar efektif peşinde koşması evet ciddi anlamda bir likidite krizine neden olabilir. Yani gerçekten de büyük bir krize neden olabilir. Ancak burada bunu karşılayan satıcıların kurumsal olduğunu gördük. Yani 1 milyar dolarlık bir alışın, yaklaşık 1 milyar dolardı, 2 milyar dolara yakın kurumsal satışla karşılandı. İşte burada ben insanlara uyardım, bakın dikkat edin dedim. Bu bir tamamen yaratılmış gereksiz bir balon. Orada hatta bazı... benzetme yaparsak,
Borsada kurumsal fonun malı küçük yatırımcıya satması diyebilir miyiz? Patron satışı diyelim hocam. Şöyle borsada patronlar mesela ben bunu çok gördüm yıllarca. Şimdi patron 3 lira olmuş hisseyi 20 liradan satıyor. Bakın 20 lirada yatırımcı diyor ki inanmayın burada mal döküyorlar, mal döküyorlar. Şimdi aynısı bravo hocam çok güzel bir benzetme yakaladınız. Burada da hocam şimdi kurumsal resmen mal satıyor. Halen küçükler yok diyor bunları dökmek için, elimizden almak için biraz daha dolar alalım. Ve hocam gerçekten de bunun bir balon olduğunu, aslında gereksiz bir panik olduğunu gördük. Tabii burada Mısır faktörü de var hocam. Mısır %40 devalüasyona gitti hocam. Orada bazı kişiler Türkiye'de de bunu yapabilir diye bir düşündüler ama Türkiye, Mısır evet birbirine benziyor. Biz bunu aslında Mısır benzetmesini ilk biz yapmıştık seninle bir programda. Ancak daha henüz biz bir Mısır olmadık hocam. Yani Arjantin'e de benziyoruz ama bir Arjantin olmadık. Daha halen opsiyonumuz var. Bu nedenle gerçekten de dövizde geri çekilme oldu. Çekilme derken dolar düşer mi düşmez hocam. Yani düşmesi teknik olarak mümkün değil. İki nedeni var. Bir Türkiye'nin 66 milyar dolara ulaşmış eksi kasasındaki eksi rezerv. İkincisi de hocam Merkez Bankası bakın 66 milyar eksiye rağmen hala müdahale ediyor. Bu da şunu gösteriyor, kararlılığı gösteriyor. Şimdi burada bazıları diyebilir ki ya işte bak nereye kadar? Bakın sizinle hep aynı şeyi konuşuyoruz hocam. Swap piyasaları, Londra swap Ağzında bin piyasaları. yaşa Remzi abi ama anlatamadık yahu. Evet. Anlatamadık Remzi. Londra swap piyasaları açılmadığı sürece Merkez Bankası bunu sonsuza kadar götürebilir hocam. Sürekli yapabilir. Çünkü ha tabii ki bir şart var. Efektif çekilmemesi halinde. Yani biraz önce dedim ya 10 milyon tane insan gider oradan 50'şer 100'er dolar alır. O bir kriz yaratır. Efektif krizi yaratır. Rusya'nın karşılaştığı gibi Rusya bununla Aynen. karşılaşınca ne yaptı? Sabit kur rejimi uyguluyor aslında Bravo. bankalardan şey. Çok güzel hocam. İşte bakın bunu çok güzel bir program oluyor hocam. İşte böyle bir problem vardı hocam ve şu anda ortalık sakin. Merkez Bankası bunu sürdürebilir. Peki seçimden sonra ne olur hocam? Şimdi benim seçimden önce hep şunu söyledim. Dolar kurunun 32 lira civarında olacağını söyledim ki zaten seçime de çok az kaldı. Halen 33 lira değil. Bakın hocam serbest piyasayı boş verin. Serbest piyasada marj çok yüksek. Yani makası açtı. Burada döviz büroları, Tahtakale burada işin tatlı karını gördü. Niye görmesin hocam? Öyle bir marjla satıyor ki senin dolarını 32 liradan alıyor. 33 liradan satıyor. Ya böyle dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tatlı kar yok. Ama insanlar o kadar bilinçsizce saldırdı ki ben bunun aynısını hocam 99'da da gördüm. Yani herkes saldırıyordu. Biraz daha dolarım olsun, biraz daha dolarım olsun. Ondan sonra Kemal Derviş'le birlikte uzun bir süre o dolarda hiçbir hareket görmedik. Enflasyon da o dönem ciddi anlamda düşmüştü. Yani ben 33 liranın altı bir rakam ama 1 lira ki ben bu iddiamı genel seçimde Haziran'da da yapmıştım. 19'un civarında olacak demiştik orada tutturdu. Peki seçimden sonra ne olur? Bu en önemli Herkes şey hocam. devalüasyon bekliyor Remzi abi şimdi. Herkes bekliyor. Hocam zaten devalüasyonu biz her gün yaşıyoruz. Bunu anlamıyorlar. Merkez Bankası onu her gün düzenli olarak ya bak grafiğine hocam. Ya böyle cetvelle çizmiş gibi yön yukarı. Serbest kur diyorsun ama pardon dalgalı kur. Ya hiç mi bu dalgalanmaz? Hayır hocam. Hep böyle dümdüz, hep dümdüz gidiyor. İşte insanlar onu anlamıyor hocam. Devalüasyon oluyor Türkiye'de. Yani daha önceki Nebati dönemindeki gibi değil. Nebati dönemine bakın dümdüz bir çizgiydi. Bakın bu patlama nedeni buydu. O zaman benim de doların patlayacağını söyleme nedenim buydu. Ama şu anda her gün düzenli olarak. Ha ama burada bir opsiyon var hocam. Nedir bu opsiyon? Enflasyonun altında artışa izin veriliyor. Aylık enflasyon altında. İşte buraya dikkat edilmesi lazım. Yerel seçimlerden sonra o enflasyon farkı kadar bir artışa izin verilebilir. Nedir o hocam benim kafamdaki kur? 36'dır. 36'nın üstüne çıkmaz.
36'dan sonra da uzun bir süre, özellikle Mayıs'taki o baz etkisini tabii ne kadar şiddetli yaşayacağız, nasıl göreceğiz, onu da göreceğiz. Uzun bir süre yataya alabilirler hocam. Ama Mehmet Şimşek ya Cumhurbaşkanı kovar, başka olaylar olur. Bunları deniyorum. Ben her şeyi şu anki programı kararlı bir uygulayan bir yönetim şekli olarak. Bana göre, hemen buradan ikinci konuya da geçmiş oluyor. Bana göre Merkez Bankası ya da Mehmet Şimşek ya da ekonomi yönetimi hocam faiz silahını çekecek. Bakın faiz silahını hem de öyle bir çekecekler ki hem de öyle bir çekecekler ki ve gerçekten yer yerinden oynayacak diyebilirim. Ben burada 65 iddiasında bulunmuştum daha önce de. Faizlerin Merkez Bankası tarafından ki biz bunu söylediğimizde Tek dillendirensiniz. Remzi abi, herkes ulusal kamuoyunda herkeste şu olay oldu. Doları arttıracaklar dendi ama dolar artarsa enflasyon artacak. Yapamazlar. Hocam bravo, bravo. Ya akıl var, mantık var. Enflasyonla mücadele eden bir iktidar, bir ekonomi yönetimi doları patlatır mı ya? Senin her şeyin dolara endeksi ya. Şunun ipi bile, şunun ham maddesi bile dolara endeksliyken bu adam doları patlatır mı? Senin zaten her şeyin işte akaryakıt ya. Bugün akaryakıta bu akşam zam gelecek. Yarın ertesi günü Antalya'daki domatesten tutun da evinizde aldığınız ekmeğe kadar her şeyi etkiliyor. Böyle bir şey yapar mı ya bu iktidar? Bunun kitabını iyi yapmak lazım. Şimdi 65 daha telaffuz ettikten sonra bugüne kadar Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz indirebileceğini iddia eden bir iki tane yabancı kuruluş vardı ki Çok aynen gittin kırgınlar. o zaman. O Çok zaman da seviyorum gitmiştin. onları. Evet, Biri dalga geçmiştin. HSBC başta geliyor. Bayılıyorum. HSBC'nin raporlarını yazan arkadaşı çok merak ediyorum ya. Remzi abi çok merak ediyorum ya. Hocam orada bir stajyerdir. Ya bunları çok kutsamamak lazım. Hemen arkasına bu Merkez Bankası toplantısında önümüzdeki hafta 500 baz puanlık bir artış bekliyorlar denildi. Ki bu konuda sen de ısrarlıydın. Merkez Bankası faiz silahını çekmek zorunda hocam. Herkes hesabını, kitabını ona göre yapacak. Bu Merkez Bankası faizi arttıracak kardeş. Arttırmadan bu iş olmayacak. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde başka bir silah yok. Buna göre hesabınızı, kitabınızı yapmanız gerekiyor. Tek diyen sizdiniz. Remzi abi, tek diyen sizdiniz. Bu noktada da tebrik ediyorum. Herkese rağmen, herkese rağmen. Şimdi hocam bir başka bir şey geldi. Bugün onu da Emre Alkin profesör attı ortaya. Süper bono. Aslında biz süper bonoyu seninle daha önce Bir konuşmuştuk. yıldır, bir Evet, yıldır. bir yıldır gelmesi gerektiğini de savunan akademisyenlerden birisinizdir. Şimdi yenisi yeni yapıldı. Süper bono gelebilir mi? Hocam aslında geçen sene bu konuda kararlılardı. Ancak geri çekildiler o dönemde. Fakat bana göre süper bono masada olabilir ama en son seçenektir. Yani şöyle diyelim hocam. Merkez Bankası aldığı tedbirlerle eğer halen TL'yi mevduata yönlendiremezse zorunlu olarak süper bonoya gidebilir hocam. Yani süper Ben süper bonoya gidişi Remzi abi biraz Merkez Bankası'nın ihtiyacı noktasında değil de bizim bankalar ne kadar ağlayacak o noktada değerlendiriyorum işin nasıl içini. hocam? Bir anlatsanıza bunu Şunu dinleyelim. ifade etmek isterim buradan herkese. Remzi abi siz de biliyorsunuz şu anda %50 ile para toplayan Evet. bankalarla karşı karşıyayız ve Ama muhtemelen 62'ye de satan banka var hocam. İhtiyaç kredisi ve halen çatır çatır satıyor 62 ile ihtiyaç kredisi. kime satıyor ama bu çok önemli. Vatandaşa satıyor hocam. İşte yani ama mutlaka orada da biraz da parası olan, varlığı olanlar öne geliyor. Yani parası olan, varlığı olan bireysele para satmak aslında çok riskli değil Remzi abi. Çünkü hem ümüğüne kolay basabiliyorsunuz, hem ipoteklerini kolay alabiliyorsunuz. Ama ben hep söylerim, bir şirkete 100 milyon kredi veriyorsanız artık o şirketin sorunu değil, bankanın sorunudur. Yani patron yatıp banka müdürüne der ki, kardeş döndür çevir bana ne ya
ödeyemiyorum der ki son yıllarda %20 ile verilen kredilerin %40'la rol edildiğini, sonra %50 ile rol edildiğini yaşadık. Bankaların böyle bir sorunu var. Yöneticiler yok mu, o akıllı yöneticiler? Onlar batacak kredileri bile rol ettiler. Niye biliyor musun Remzi? Hocam burada bir soru soracağım size. Peki bu 13'ten alınan krediyi ödeyemeyen şirketi %30'la, %40'la, %50 ile şu an %60 civarıyla çeviriyorlar. Bu banka karlarında olumlu etki yaratıyor mu hocam? Şimdi CEO primlerini etkiliyor, biliyorum onu. Yani CEO'ların. Peki banka karlarında da hayal bir rakam yaratmıyor mu hocam? Bir kere şunu söyleyeyim. Rol etme hava parası var. Ben çok iyi biliyorum. Yani rol etmeyi bir izah eder misiniz? Evet, döndürme 13'le verdiniz. Ödeyemedi. Ya hiç önemli değil. 40'la yapılandırdık. 40'a yapılandırdınız. Ödeyemedi. Abi önemli değil. 60'a yapılandırdık. Bunu yapınca bizi dinleyenler bilsin ne oluyor? Batık krediden kaynaklı zarar yazmıyorum. Tekrar ediyorum. Batık krediden kaynaklı zarar yazmıyorum. Şimdi Remzi abi hatırlarsan ben bir yazı yazmıştım. Yazı banka karlılığı enflasyonun altında kaldı. Reel olarak bankalar zararda diye. Bu yazıyı bilançoya bakarak yazdık. Gelir tablosu. Peki hocam soruma yanıt vermediniz. Tam bu oraya. Banka bilançolarını olumlu etkiliyor mu? Döndürmek. Rol yaptığınızda bir kere faizde. Batık kredi zararını yazmıyorsunuz. Karşılık ayırmıyorsunuz. Fazla tahakkuku kar gösterebiliyorsunuz. Çünkü kaynak maliyetiniz az. Daha da güzel bir şey var. Hava parası aldığınız peşin ödeme diyebilirsiniz. Hava parası alarak yapılandırıp çevirdiğiniz kredilerde de kar yazıyorsunuz. Halbuki batık. Batık. Şimdi bunlar meydana çıkmıyor. Bunlar niye meydana çıkmıyor? Şunu da söyleyeyim. Yöneticiler bunları yazmaktan imtina ederler. Bir, primlerinden olurlar abi. İki, kariyerlerinden olurlar. Yazmak istemezler. O yüzden diyorum siz şu anda bir şirkete 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon kredi verdiyseniz artık bu şirketin sorunu değil. Doğru. Peki hocam bunu patronlar bilmiyor mu? Banka müteşebbisi patron bilmiyor mu? Biliyor. Hepsi biliyor. Ama hedef geliyor. Primi hedefle alıyor adam. Primi hedefle alıyor. Ya bir günün sonunda da diyor ki primime bakmam lazım diyor. Çünkü prim yoksa, hele alta doğru, prim yoksa maaşla geçinemem diyor Remzi abi ya. Doğru, maaşla diyor. Geçinemem diyor. Şimdi gelelim o zaman dananın kuyruğunun kopacağı yere. Şimdi bu zavallı bankacıklar bir kere enflasyon muhasebesi uygulasalardı zarardı. Bir, sermayeleri yetersiz. İki, bazı bankaların, buradan tekrar ediyorum. Peki hocam tırnak açıyorum. Banka CEO'ları diyor ki bilançomuzda sermaye yeterlilik oranımız standartların çok üstünde diyor. Ona ne diyorsun hocam? Gerçekten de bakıyorsun Avrupa standartlarının üstünde. Evet, ona yanıt verin hocam. Bilançoda. O yüzden Akbank hisse senediyle değiştirebilir tahvil ihracı ediyor değil mi? Bilmiyorum hocam. Siz bilirsiniz hocam. Hisse senediyle değiştirebilir tahvil ihracı ne demek biliyor musun? Literatürümüz abi. En riskli finansal enstrüman demek bak. En riskli. Yani sermaye kaybı riskim var diye. Bakın tekrar söylüyorum. Enflasyon muhasebesi uygulasaydık 2 yıl o sermaye yeterliliklerini ben görürdüm. Ve buradan tekrar söylüyorum. Tekrar yabancı para açığı olan ve anlamadığım şekilde nazım hesaplarda bunun kapandığı tablolar var. Bunu da yazacağım. Beni dinleyenler bilsin. Bunu da yazacağım. Ya nazım hesapta 117 milyar TL yabancı para açığını kapıyorsun ve nasıl kapadığını dipnotta söylemiyorsun. Sen kimsin kardeşim ya? Yazacağım bunu. Şimdi konudan çıkmadan cevabımı vereyim. Bu bankalar normalde enflasyon muhasebesi uygulansaydı zarar ettiler. Peki sermaye yeterlilik oranı da düşecek miydi hocam? Tabii ki düşecekti. Sermaye, çünkü öz kaynak eriyor.
Sermaye aynı kalabilir ama öz kaynak eriyor. Öz kaynağın erimesi patronun koyduğu sermayenin azalması değil mi hocam? Patronun cebindeki paranın azalması diyelim. Sermayenin niye ortadan kalkma şansı var? Batık krediler geldikçe o risk devreye girer. Çünkü operasyonelde sermaye yeterliliği hesaplamasına konu kredi riski, bu çok teknik ama beni dinleyen bankacılar anlar. Kredi riski hesaplamalara yansıyandan daha fazla. O rol ettikleri kredilerin kredi riskini yazmadılar. Yazmadılar. Buradan BDDK'ya da söylüyorum. Sorun bankalara. Ne kadar krediyi rol ettiniz, çevirdiniz diye sorun. Bunların hocam onu biz niye bilmiyoruz? BDDK verilerinde de görmüyoruz hocam onu. Yani görmemizin nedeni ne olabilir ve normal mi hocam? Dünyada, çünkü siz aynı zamanda dünyayı takip ediyorsunuz. Yani bu Amerika'daki ya da Almanya'daki bankalarda da böyle mi hocam? Ro görürüm. Dahasını da görürüm. Ya biz daha tahvil kaynaklı gerçekleşmemiş kazanç ya da kaybı göremiyoruz ya. Amerika'yı görüyorum, İngiltere'yi görüyorum, Almanya'yı görüyorum, Türkiye'yi göremiyorum abi. Hocam ama siz şeyi de görüyorsunuz. Amerika'daki bir bankanın CEO'sunun ödenen primini de görüyorsunuz. Çocuğunun okulu için ödenen her parayı şey da görüyorsunuz. Hatta onu meyve tabağına kadar görebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de maalesef. Göremiyoruz. Bakın şeffaf değiliz. Kimse bana anlatmasın. Bir denetim raporu geliyor bankanın. Yabancı para açık tablosuna bakıyorum. Nazım da kapamış. Açıklama yok. Sen kimsin kardeşim ya? Kanundan üstün müsün ya? Üstün müsün? Geleyim sorunuza. Ya çok doluyum bankalarla ilgili. Belki ayrı bir banka yayını yapmak lazım. Geleyim sorunuza. Ya bu bankalar %50 ile para topluyor. Geçmişi de geçti. %65-70 ile satacak ki para kazansın. Doğru mu Remzi abi? Doğru. Satamaz kardeşim. %65-70'e bu kadar çevirdiği kredi varken yeni kredi veremez. Ağlamaya başlayacaklar. Yeni faiz artışı da geliyor. Size tamamen aynı düşünüyorum. %65'e çekince ağlamaya... Bireysel seçim de gelecek. Ağlayacaklar. Zarar ediyoruz diyecekler. Merkez Bankası süper bonoyu sadece TL'yi miktarsal olarak çekmek için çıkarmayacak. Çıkarırsa aynı zamanda banka zararlarını kesmek için çıkaracak. Bunun benzerini yaptık mı? 2022'de yaptık. Nasıl yaptık Remzi abi? Enflasyon endeksi tahvilde. Bu kadar. Niye verdik enflasyon endeksi tahvili? Bankalar dedi ki, benim parasal olmayan varlığım yok. Para tuttukça param değer kaybediyor dedi. Yatır buna da en azından enflasyona göre korun dendi. Kamu bankaları akıllı çıktı. Enflasyonu endeksi tahvil almayan özel bankalar ayvayı yedi. Hocam kamu bankaları akıllı çıkmadı. Kusura bakmayın, mecburiyetten aldılar hocam. Çünkü bizim bankalar güvenmedi biraz da buna. Özel bankalar, kamu banka zaten mecburiyetten aldı hocam. Ama işin kaymağını da kamu bankaları yedi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi Remzi abi, dünyanın her yerinde bakın, Amerika bazı bankaların batışını önemsemeyeceğiz diye açıklama yapıyor şu evet. anda. Şimdi dünyanın her yerinde faiz artışında bankalar zarar eder. Buradan bankalarla bu borsa yükselecek diyen çuf çuf hocalar da beni dinlesin. Çok iyi dinlesinler. Bankalar faiz yükselince zarar eder. Ciddi risklerle karşılaşırlar. Türkiye'nin de 11 trilyon civarında kredi hacmiyle bankacılık sistemi, finans sisteminde temel rol oynar. Ve bizim 28-30 tane bankamız vardır. Birinin batması diğerlerini güven açısından tetikler. Bizim heba edeceğimiz bir bankamız yoktur. Bu nedenle bu faiz artış sürecinde mutlaka otorite ve ekonomi yönetimi bankaları koruyacak enstrümanı çıkaracaktır. Süper bonoyu bankalara çıkartabilirler mi? Bence öyle olacak. Bence öyle olmalı. Çünkü parayı toplayan kim TL'yi? Bakın
Remzi abi, %65 faizi vermenizin bir nedeni enflasyonsa, enflasyondan daha öncelikli bir nedeni dolarizasyonu tersine çevirmek. Yani sistem diyor ki devalüasyon artacaklara sizin dediklerinize ben ek yapayım. İyi dinlesinler devalüasyon gelecek diyenler. Sistem diyor ki ben dolar tutana reel kazanç sağlatmayacağım, oradan bir ümüğüne basacağım. İki, dolardan onu TL'ye geçmesi için de elimden gelen teşviği vereceğim. Ne o teşvik? Faiz. Kim toplayacak bu TL'yi? Bankalar. Bankalar. O zaman bu 55, pardon 60'a çıktı diyelim, 60-65'e topladığı paraları ne yapacaklar Remzi abi? Depo alım ihalesiyle merkezi devredemez mi hocam? Depoya kaç verecek merkez? Versin politikanın bir tik üstü. Yani 65 ise 67 versin. Doğru mu? Kurtarmaz diyorsunuz. Kurtarmaz. Personel gideri var. Üst yöneticilerimiz 200 milyon, 300 milyon lira paralar alıyorlar. Bunların bedelleri hocam var. Çaktınız üst yönetimi hocam. Yani bunlar kurtarmaz. Bu kadar güvenlikçileri şunu bunu kurtarmaz abi. Kurtarmaz. Kaldı o zaman ki, yine bankalara çalışacağız. Öyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde finans sisteminde sermaye piyasasının rolü çok düşüktür. Bir gün bunu tartışırız. Peki hocam biz şimdiden hiç Türkiye bunlara girmeden direkt şimdiden bankalara o kar edecekleri parayı göndersek vergiyle vesaire uğraşmasınlar da al kardeşim kurtulalım diye desek hocam yani bu kadar şöyle, da olmaz. Şimdi düzenin şöyle işlemesi lazım Remzi abi. Önce %60-65 dedolarizasyon, karizma yapalım. İngilizceyi çok seviyoruz ya biz. Yani dolarizasyondan tersine dönüş, TL ile para toplama, bankalarda para biriktiği zaman merkez onu çekmeli. Merkez onu çekip ne yapacak? Dolar alacak. Rezerv pozitife çıkınca da swap kanalları bırakılacak. Hikaye bu. Evet. Hikaye peki, bu. Sadece hocam 2024'te swap piyasaları açılacak mı? Kanalları. Herkes bilsin. Merkez Bankası rezervleri düzelmeden swap piyasasını açamazlar. Ne kadar olmalı hocam? Abi pozitif olacak. Şu anda 66. Oha. Hocam 66 milyara ihtiyacımız var o zaman. Abi çekersin. Bak Remzi abi hatırlıyor musun? Bundan bir sene mi oldu ya? Hafize Hanım ne zaman geldi ya? Unutma. Hafize Hanım bile hatırlamıyorum hocam. Ne kadar çabuk unutuyoruz değil mi? Hani herkes Hafize Hanım'ın arkasındaydı. Hani destekliyorduk. Ya biriniz yazsanıza desenize Hafize Hanım çok özledik sizi. Nerede? Abi bizim 5 gün sürüyor. Neyse. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hafize Hanım ilk geldiğinde dedik ki çek 35'e. Sok Türkiye'yi resesyona. O zaman işi bitirebilirlerdi hocam. Bitir bu işi abi. Bitir bu işi. Bu iş bitme, bu iş 3 ayda 4 ayda biter. Batan evet. Batar, temizlenir. Bu iş 3-4 ayda biter. Dolayısıyla 2024 zor geçecek. Ama 2024'te eğer ki benim okuduğum Mehmet Şimşek'in çok kararlı olduğunu okuyorum. Ciddi kararlı olduğunu. Bu işi 2024'te kısmen bitirebileceğimizi düşünüyorum. Yabancılara da birkaç söz söyleyeyim. Morgan Stanley'miş, Deutsche Bank'mış, efendime söyleyeyim HSBC'miş. Bu keratalar atları büyük. Abi çoluk çocuğa mı yazdırıyorlar? Ne yapıyorlar? Aynen hocam. Almamak lazım. Bir şey ama dikkatimi çekiyor. Koskoca kurumların 20 günde bir revizesini koca koca adamlar değerlendiriyor. Kendinize güvenin de kardeşim iki konuşun hocam, ya. Terbiyesizler Ereğli'yi görmediniz mi? Öt dediler geri fiyatı yükselttiler. Hocam boş verin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak da istemiyoruz. YouTube kuralları gereği. Bir başka yayında bu konuyu tekrar konuşacağız. Daha da büyüteceğiz. Daha da masaya yatırır. Hocam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar Remzi abi. Görüşmek dileğiyle.